Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün çok güzel bir videomuz var. Konumuz da çok güzel arkadaşlar. E, bugün yeni gelen malzemelerim var. Onları size göstereceğim. Çok seveceğinize inandığım güzel malzemelerim geldi. Hatta onlara yakın tesbihlerim varsa göstermeye çalışacağım ama e, hepsinden yok. Bir tane burada gözüme kestim bir e, şöyle söyleyeyim 2-4-6 tane kalıbı olan malzeme var. Onun e, gittiği rengi gösteren bir tesbihim var. Daha önce buna benzer bir kalıbım vardı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir taneyle başlıyoruz. E5 malzememizle arkadaşlar başlıyoruz. E5 malzememiz böyle kırmızı tonunda güzel mi güzel 571 gram bir kalıp arkadaşlar. Bu iç rengi böyle pembe tonda çıkacak arkadaşlar bilginiz olsun. Buna hemen ışık vurup bakacağız. Şöyle malzememiz şöyle yine ışık vuralım. Evet. Bakın bu renk arkadaşlar. İç rengimiz böyle. Evet, kırmızı. Kırmızı. Bu çok sarı yapıyor ama normalde biraz kırmızı gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok sarı gibi gösteriyor. Kırmızı renkte bir, açık kırmızı renkte bir malzememiz. Alt rengine baktığımızda böyle pembemsi bir havası var. Güzel tespih çıkacağına inanıyorum. Çabuk kırmızı olacağına inanıyorum. Bu tonların kırmızıya gidişi çok hızlı oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu malzeme kırmızıya çok güzel gidecek. E5 malzeme. Bunu böyle buraya bırakacağım arkadaşlar. Ve kenara da bırakabilirim. Şimdi E6 malzemem var. E6 malzemem niye E6 yaptım? Ee, şey olarak biraz daha koyu. 510 gram bir malzeme. Biraz daha koyu arkadaşlar. Yine iç renkleri kırmızı. Böyle açık tonda bir kırmızı arkadaşlar. Bakın. Şöyle alt tarafları da böyle pembemsi bir tonu var. Ee, güzel bir şeker pembesi, pembesi arkadaşlar. Bu kırmızıya doğru gidecek. Şimdi bu malzemenin diğer malzeme ile kıyaslamasını göstereceğim size. Bakın. Tonları böyle arkadaşlar. Bu daha koyu. Bu daha açık. Ee, şu kalıp biraz daha ince sanki bundan. Gramajdan da belli olabilir. 571'e 510 gram. Evet, bakın alt renginden de belli oluyor. E6 biraz daha koyu. Bunları, bunlar yarı saydam malzeme arkadaşlar. Tam pastel değil yani tam kapalı değil. Işık geçiriyor. Yarı saydam. Benim en sevdiğim renk tonları oluyor bu arada. Yarı saydamlar arkadaşlar. Şimdi iki tane daha güzel, e, böyle çok hoşuma giden malzemem var. Bir D63 var arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok güzel D63 malzememiz. Bu yine e, şöyle ışıkta göstereyim size. Bakın ateşi olacak. Sonu bu tonlarda olacak. Böyle ışık vurduğunuzda bordo gözüküyor. ışığı çektiğinizde arkadaşlar siyah. Şu an benim gözüme simsiyah gözüküyor. Burada biraz kamerada bordomsu gözüküyor ama simsiyah gözüküyor arkadaşlar. Bakın şöyle ışık vurunca da turkuaz tonu. Alt tarafı da böyle mavi arkadaşlar. Yine yarı saydan bir malzeme ee, görüntü olarak çok güzel. Bunun çift rengi de çok güzel olur arkadaşlar. Böyle düşünen varsa kaçırmasın. Çift rengi harika olur. D63 malzememiz. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Harika. Çok güzel. Şimdi bunu da kaldıracağım arkadaşlar. Bir tane, bir tane daha var. Karşılaştırayım. D 64 üstü yeşil. Üstü yeşil arkadaşlar böyle ışık tutayım. Üstü yeşil. Evet, yeşilden oluşmakta. Ne şöyle ışık vuruyorum bakın. Yeşil. Alt tarafı ama turkuaz arkadaşlar. Çok güzel bir renk. D46 malzememiz. Harika. <laughs> Harika arkadaşlar. Bakın yeşil tonları çok hakim ama görsel olarak turkuaz gözüküyor. Evet. Bakın. Bu da D46 malzememiz. Şimdi burada tesbihi olup da e, malzemenin ona en benzediği tesbihimi göstereceğim. Çok beğenilen bir tesbihim arkadaşlar. Şimdi şu tesbihim var ya arkadaşlar size bir malzeme göstereceğim. Bu malzemenin tonlarındaydı arkadaşlar. Bakın bu tonda bir malzemeden yapıldı. Yarı saydam tesbihimiz bu hale geldi. E, gerçekten çok güzel bir ton aldı. Bakın üstlerinde o şifreyi veriyor zaten. Şimdi tespihimizi tekrar kenara koyabiliriz arkadaşlar. Bu D65 malzememiz birbirine en yakın rengi iki parça vardı. Onları biz D65 olarak ayırdık arkadaşlar. İçi böyle sarı tonda, portakal portakalımsı yani. Bu iki D65'i biz arkadaşlar birbirine çok yakın renk olduğu için ikisini aynı kategoriye koyduk. Şöyle D65'i şöyle göstereyim size arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Şöyle bırakmak istiyorum. Şöyle bir fotoğraf alayım diye arkadaşlar. Evet. Aldık sanırım. Şimdi D65 iki parçadan oluşmakta. Birbirine çok yakın iki renk olduğu için aynı kodla Toplamış olduk. Aynı fırından da çıktılar çünkü ee, diğerleri de aynı fırından çıktı ama ton farkı var diye biz onları yine ton farkı olarak ayırıyoruz arkadaşlar. Bir tane de e, D66 var arkadaşlar. Bu D iki tane d da Şöyle göstereyim size. E, bazen bir tarafı biraz koyu alıyor ama malzeme esasen aynı tonda arkadaşlar. E, D66 malzememiz. Bakın aynı arkadaşlar. Aynı tonlarda. Çok güzel. Transparan. Bu transparanların renk alması çok güzel gerçekten arkadaşlar. Evet. D66. Bunu da kaldırayım. İki tane de son parça olarak iki tane de 67 olarak kodlandırdığımız bir grup var. Bu da D 67 arkadaşlar. Şöyle. Şöyle tutalım. D 67. Oy 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 oy. Güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. malzeme harika arkadaşlar ya bunların hangisini yaptırırsanız yaptırın tabi e, renk tercihiniz Elbette olacak ama gözü kapalı yaptırabileceğiniz malzemeler Bunlar e, hakikaten bunu canı gönülden seviyorum arkadaşlar e, bu orijinal malzemeyi e, ya inanın başka yerde bulamayacağınız gibi bunlara sahip çıkmanız gerektiğini düşünüyorum e, doğru ürün En azından doğru ürün e, Alıp tespish yapın, doğru ürünle yürüyün arkadaşlar. Ee, yani bu bizim hazinemiz gibi arkadaşlar ya yani hazine gibi gerçekten bunlara sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Ne zorluklarla elimize geldiğini bilseniz arkadaşlar, inanın e, yani benden çok sahip çıkarsınız. Yani benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız e, ee, bu tesbihe, bu malzemeye benden daha çok sahip çıkardınız. Bundan emin olun arkadaşlar. Açık gönüllülükle söylüyorum. Bu tesbihimizde böyle tanıttıktan sonra bu malzememizi tesbih değil tabi. Ee, başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.